Herkese merhaba, hoş geldiniz. ANAMET ve Tarih Vakfı ortaklığında düzenlediğimiz kütüphane konuşmalarının Mart ayı etkinliğini gerçekleştireceğiz bu akşam. Ben Ayşe Ozil. Bu akşamki konuşmamızın başlığı Doğa ve Doğaüstü arasında Osmanlı'da bilimin sınırları. Bu konuşma halen Girit'te Refimno'da yürütülmekte olan ve GOST adıyla tanımlanan proje üzerine olacak. Bu proje erken modern Osmanlı dünyasında doğaüstünün algılanışı üzerine bir proje. Bugün de bu projede araştırmalarını sürdüren tarihçilerden 6 kişiyi konuk ediyoruz. Öncelikle kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim davetimizi kabul ettiniz. Böylece bugün zaman zaman yaptığımız ve 2'den çok kişiyi ağırladığımız panellerden birini gerçekleştiriyor olacağız. Öncelikle konuşmacılarımızı kısaca tanıtmak istiyorum. Projenin baş yürütücüsü Marinos Sarianis, Girit'te Institute for Mediterranean Studies'de çalışmakta. Temel araştırma alanı erken modern dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasi ve kültürel tarih. Kendisi aynı zamanda bu konuşmanın da moderatörlüğünü yürütecek. Diğer konuşmacılar alfabetik sıraya göre Zeynep Aydoğan, kendisi de Girit'te Institute for Mediterranean Studies'de GOST projesinde doktora sonrası araştırmacı. Çalışma alanları Orta Çağ ve Erken Modern dönemde Anadolu'da kültür tarihi ve menakıbnameler. Feray Coşkun, Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Çalışma alanları Erken Modern dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda kozmografiler ve kutsal alanlar. Güneş Işıksel, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Çalışma alanı erken modern dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda dış siyaset. Harun Küçük, University of Pennsylvania'da bilim tarihi ve sosyolojisi bölümünde öğretim üyesi. Çalışma alanı erken modern dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda bilim tarihi. Tunç Şen, Columbia Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Çalışma alanları erken modern Osmanlı ve İslam dünyasında bilginin ve bilginlerin tarihi. Konuşmaya geçmeden önce izleyicilerimiz için bazı teknik bilgiler de vermek istiyorum. Diğer konuşmalarımızda olduğu gibi bu konuşma da kayıt altına alınacak ve daha sonra ANAMED'in SoundCloud ve YouTube kanallarına koyulacak. İzleyicilerimizin ses ve görüntüleri kapalı olacak. Konuşma yaklaşık bir saat sürecek ve bu bir saatten sonra soru ve cevap kısmına geçeceğiz. Soru sormak isteyen izleyicilerimiz Zoom sayfasının alt kısmında yer alan chat fonksiyonunu kullanarak sorularını yazabilirler. Moderatörümüz bu soruları alarak diğer konuşmacılarımızla birlikte cevaplandıracak. Şimdiden herkese iyi dinletiler dilerim. Buyurun. Evet, İlk olarak Ayşe'ye bu davet için çok teşekkür ederim. Herkese de çok teşekkür ederim. Grubumuz tarafından teşekkür ederiz katılmanız için. Türkçem mükemmel değil. Bunun için önceden hatalar falan dolayısıyla özür dilerim. Şimdi bu küçük bir evet. Bu konuşma ilk olarak genel olarak bir araştırma projesi fırsatıyla geldi. Bu proje ERC yani Avrupa Araştırma Kurumu tarafından destekleniyor. Ve Refimno'daki, Yunanistan'daki Akdeniz Araştırma Enstitüsü'nde merkez olarak oluyor ama bizim birçoğumuz Türkiye, ABD'de, Birleşik Krallık'ta çalışıyorlar. Ondan onların çoğu bu konuşmada katılıyorlar ve onlara da çok teşekkür ederim.
İşte bu yani projenin ve araştırmamızın konusu doğaüstü. Doğaüstü, doğa dışı ve gizli bilimler, yani okült bilimler falan. Yani bir cümlede nasıl bu, yani evren devamlı bir şey olduğu için, bir kontinüüm olduğu halde herhangi kültür, herhangi kişi aslında böyle bir sınır, bir iki sınırlar koyuyor. Yani buraya kadar doğa, yani anlaşabilir, anlayabilir, belki de önceden bilinebilir bir alan. Bu sınırdan sonra doğa üstü, yani sadece Tanrı tarafından anlanabilir bir alan mesela. Ve bu sınırlar her kültür için başka bir yerdedir. Yani bazı olaylar bizim için doğaya ait ama başka kültürler için doğa üstüne ait. Ve projenin hedefi tam bunu görmek, yani bu sınırlar nasıl nasıl oluyor, yani başka Osmanlı tarihinin başka dönemlerde, başka kültürel tabakalarında falan. Şimdi ilk olarak son nokta, yani neredeyiz bu alanda? Belki biliyorsunuz, erken modern Avrupa tarihinde bu çok canlı bir tartışma konusu. Ben şimdilik bundan çok konuşmayacağım ama özellikle gizli bilimler, okült bilimler hakkında Osmanlı dışı İslam dünyası açısından ve özellikle 15. belki 16. yüzyıla kadar epeyce çalışılmış bir konu. Yani bazı isimler böyle söyleyebilirim. Hem de, tabii ki daha çok araştırmacılar var. Onlar bazıları daha eski kuşaklarda. Mesela Tufik Fahd ya da Pierre Lory, ki ortaçağ simyası, kimyası, ilmi huruf, rüya tabeleri falan çalışıyorlarmış. Şimdi yani bu kuşakta Jean-Charles Coulon var, Paris'te Noah Gardiner, onlar özellikle Albuni'nin eserleri hakkında çalışıyorlar ama onlar da Osmanlı dönemine bile çalıştılar. Yani Taşkı Pruzadeh ya da Al-Bistami tabi. Liana Saif, ki Orta Çağ'da büyük hakkında araştırıyor. Matthew Melvin Kuski, özellikle Timur döneminde ilmi huruf ve gizli bilimler üzerine yazıkları, eserleri falan var. Ama öte yandan Osmanlı dünyası hakkında, Osmanlı dünyası üzerine çalışmalar çok az sayıda bulunuyor. Yani belki biliyorsunuz, Cornel Fleischer'in Kehanet ve Siyaset arasında ilişkiler, Aslin Yazıoğlu'nun Sufizm, Rüyalar ve Ahiret hakkında, Tunar Tun Kimya hakkında, Ahmet Tunç Şen, Gülçin Tunalı, Hakan Kirkoğlu, Astroloji, yani Minicimlik hakkında, Özgen Felek, Rüya Tabirleri. Ama yani isimler o kadar az görünmüyor ama aslında çok az çalışmış bir alandır. Şimdi ben bu araştırma nasıl düşünüyorum? İşte iki tür yaklaşımlar öneriyorum. Bir etik ve emik. Şimdi bu kavramlar antropolojiden geliyor. İşte etik yaklaşımlar ne demek? Yani dışal bakış açısı, yani
gözlemciliğini bizim gözümüzden şeyler kavramlar nasıl oluyor. Öte yandan emik, yani içsel bakış açısı, yani bir kültür kendi nasıl dünyasını görüyor. İşte etik kavramlar, yani biz hangi kavramlar kullanıyoruz diye, işte doğa var, doğa üstü ve olağan üstü, yani doğa şey bilinebilir, bilinen ya da şey belirli yasalara uyan olaylar ve fenomenler, gördüğümüz, var olduğunu bildiğimiz, madem ki doğaüstü yasalara uymaz, açıklanamaz, doğaüstü güçlere ve özellikle Tanrı'ya özgüdür. Bir de olağanüstü var, bu preternatural ya da olağan dışı, o ki mucizevi olmayan ancak açıklanamayan fenomen ya da olay. Yani bilinmeyen ya da gizli sebeplerden kaynaklı anormal fenomenler. Tabii ki tüm bu kavramlar tarih boyunca farklı anlamlar ve içerikler kazanıyor. Ve işte şimdi emik, yani içsel bakış açısı kavramlarına gelse. İşte tabii ki doğaüstü çok modern, çağdaş bir terim. İslam tarihinde harik alada var, yani bizim bildiğimiz harikulade. Bu ne demek? İşte Allah'ın bir düzeni var, adetullah, ve Allah'ın düzeninin bozulması ya da daha ziyade Allah'ın şeylerin ve doğanın olağan akışını değiştirmesi, yani mucizeler yaratmak için şeyler. Yani bunlar adeti bozuyorlar. Harikulade Arapça bu demek. Bir de mucize ve keramet var. Yani mucize peygamber peygamberler yaptığı olağanüstü şeyler. Keramet ise evliyalar ya da azizlerin yaptığı olağanüstü olaylar falan. Bir de çok önemli bir kavram, acayip ve garip, yani ister olağan dışı ya da tekil olsun, insan zihni için açıklanamaz şeyler. Şimdi bunlar hakkında daha çok Feray konuşacak ondan sonra. Yani ben bu arada çok konuşmayayım. Benim yaklaşımda çok temel kavramlar, yani anahtar kavramları olarak bu iki teoriler kullanıyorum, kritik bir gözüyle. Yani biri dünyanın büyüsünün bozulması, bu Max Weber'in çalıştığı bir teori. Buna göre Rönesans'tan başlayarak dünya görüşümüzden doğaüstü ve şüphelenemez olanı uzaklaştırmanın süreci. Bir de aydınlanma, yani soru bu, İslami ya da küresel bir aydınlanmadan söz edilebilir mi? Görüyorum ki bu arada 10 dakika konuşuyorum ve moderatör olarak kendimi sinirlemem gerek. Tabii ki bu anahtar kavramlar çok kritik bir gözüyle görmeliyiz. Ve çok dikkatli bir biçimde anlamamız gerek.
İşte araştırma konuları, araştırma soruları bunlar. Yani ilk olarak bu açıklanabilir ve açıklanamaz, doğal ve doğaüstü, kontrol edilebilir ve edilemez arasındaki sınırlar nedir? Ve bu değişken sınırların tarihsel dinamikleri nelerdir? Yani böyle birbirleriyle çatışan, kendilerine özgü büyüleme ya da ters olarak büyüsünü bozmak olarına sahip sosyokültürel gruplar. Ve böylece işte daha çok sosyal tarihi bakımından bakabiliriz bu konulara. Yani nasıl kültür ve sosyal yapısı bakımıza yardım edebilir. İşte böyle yani ilk olarak bir kavramsal tarih konusu bu. Yani doğa ne, doğa üstü ne kadar gizli dünya bu gayb ile bağlantılı olarak sorular. Mücizeler olağan üstü nasıl anlaşılır, nasıl anlanıyor. Büyüs mesela yani birçok terimler var ve onlar dünyanın gizli bilgisi ya da ruh çağırma ile oluyor falan. Ondan sonra işte bir olağan üstü, bir olağan dişi, bir de bunların kontrol edebilir teknikler hakkında hiç şey, erken, rükünler diyelim. Biri yani olağan üstü alanda mücizeler, kerametler var. Bunlar farklı gruplardan nasıl anlaşılıyor. Ölüler ve yaşayanlar ilişkisi yani ölüler, rüyalar, rüyalarda mesela görünebilir ve bu nasıl bir Osmanlı kişi tarafından bu nasıl kusura bakmayız bu nasıl tabir olabilir? Yani rüyalarda mı görünüyor? Ruhların nerede? Bu farklı varlığın dünyalarında nasıl oluyor? Yani melekut var, cöberut var. Onlar farklı şey küreler gibi özellikle işraki felsefede ki Osmanlı'da çok etkisi oldu. Falan. Ondan sonra olağan dişi alana gidersek işte acayip yani olağan üstü ama doğa üstü olmayan şeyler acayip diyoruz. Bunlar değişken içeriği yine de bundan Feray daha çok ve iyi konuşacak. İşte hermetizm bu çok büyük bir konu ve özellikle yani hikmet kimden sahip olabilir? Bir de cin varlığını çok ciddi olarak bahsetmeliyiz. Çünkü bir Osmanlı için çok canlı bir varlıktı cin. Belki de işte doğa bilimlerinin alanlarını genişletmesi var mıydı mesela 18. yüzyılda falan. Ve üçüncü şey rükün nasıl diyeyim bu olağanüstü bu doğaüstü şeylerin insan kontrolü üstünde insan kontrolünün sağlamasıdır. Yani bu ne? Bu teknikler, doğa üstünü kontrol edebilir teknikler. Yani gizli bilimler, okült bilimler, işte bunların epistemolojisi, bunların uygulanması ve meşru mu, güvenilir mi böyle soruları araştırmamız gerek. Pardon, zaman sanıyorum ki belki bir tamam 20 dakika konuştum, 10 dakika konuşmam gerekti. Ondan sonra isterseniz zamanımız varsa biraz
şu proje hakkında bazı şeyler size göstereceğim. Yani linkler, ne yapıyoruz, kimiz falan. Ama bu arada yine sizi sabırınız için çok teşekkür ederim. Hemen söz Tunç'a vereceğim. Bir ders alfabetik sırayla gideceğiz. Ondan sonra bir soru ve cevap sesyonu olacak. Sorularınız Ayşe dediği göre chat kutusuna yazabilirsiniz. Evet Tunç. Evet, çok teşekkür ediyorum Marinos. Yani bu projenin mimarı olarak yani bu projeyi tasarladığın ve bizi de arana kattığın için öncelikle çok teşekkürlerimi ileterek başlayayım. Ve herkese de tabii ki merhaba ve Türkiye'dekiler için iyi akşamlar. ANAMED'e ve Tarih Vakfı'na da teşekkürlerimi yine iletmek isterim bizi ağırladıkları için. Marinos'un bahsettiği meselenin sosyal ve kültürel tarih boyutundan belki ben de devam etmek isterim. Ve kendi araştırmalarımı nasıl, hangi sorular ekseninde götürdüğümü ve Marinos'un bu projesiyle nasıl kesiştiğimden biraz aslında bahsetmek isterim. Aslında çok basit bir soruyla başladı benim açımdan bütün bir araştırma süreci ki bunu daha master yıllarına kadar geri götürebilirim aslında. Basit soru da şu, geçmişte yaşayan insanlar gelecekleri hakkında ne düşünüyorlar, ne tasavvur ediyorlardı ve gelecekle ilgili tasavvurları için ne tür yöntemler, metotlar kullanıyorlardı. Tabii meselenin gelecek tasavvuru algısı kısmında özellikle de 18. yüzyıl öncesi dünya için konuşursak ki kimi tarihçiler burada Reinhard Koselleck'in ismini belki anmak gerekir. 18. yüzyıldan önce bir gelecek tasavvuru olamayacağını, yani bildiğimiz anlamda bir gelecek tasavvuru olamayacağını dile getiren görüşlerin hakim olduğunu söyleyebiliriz literatürde. Dolayısıyla benim açımdan da çıkış noktası biraz işte 16. yüzyılda ya da 17. yüzyılda gelecek algısını daha dünyevi, daha pragmatik dertler ekseni etrafında çalışmak mümkün. Yani insanların gelecekten algıladığı özellikle geç orta çağ ve erken modern diyebileceğim dönemlerde gelecek algısı yalnızca ve yalnızca kıyametçilikle, bin yıl dönümcülüğüyle, eskatolojik bir takım imgelerle mi özdeşleşmek zorundaydı? Yoksa gündelik dertlerin ve yakın gelecekle ilgili bir takım meseleleri insanların hayatına buyur ettiği bir takım yöntemler, metotlar var mıydı? Aslında temel sorularımdan bir tanesi bu. Ve başta ben aslında nücumla değil, rüyalarla başlamıştım master yıllarında. İnsanların rüyalar üzerinden kendi yakın gelecekleri ile ilgili karar alma süreçlerini nasıl yönetip yönetemedikleri üzerinden kişiler bulabilme ümidi taşıyordum. Ondan sonra işin daha sistematik ve metodik olduğunu düşündüğüm nücum kısmına ve nücum metinlerine, işte senelik takvimlere, işte müneccimlerin hazırlamış olduğu bir takım raporlara vesaireye mesele ulaştı diyebilirim. Burada kavramsal olarak da yine Marinos'un bahsettiği bir takım ayrımlar, bir takım farklılıklar üzerine de aslında biraz tartışmayı götürmek ben çok isterim. Kehanet kavramı mesela kullanmanın ne kadar
dakik ve doğru olacağı konusunda bazı soru işaretlerim var kendi adıma. İngilizce'deki ayrım, işte prophecy ve prognostication arasında aslında bariz gibi görünen ayrımı Türkçe'ye çok da dakik bir şekilde çevirmek kolay olmuyor. Mesela astrolojiyi ya da müneccimlerin uğraşını kehanet kategorisi altına sınıflandırma yoluna gidebiliyor birçok araştırmacı ya da okur, ama o konuda bir takım şüphelerim olduğunu ve bu kehanet kavramını deşmenin önemli olduğunu da, hani kavramsal meselelere değindiği için Marino, biraz bunu da eklemek istedim. Tekrar bu işin sosyal ve kültürel tarih boyutuna dönmek gerekirse, bu benim arkamdaki şeyde de, resimde de gördüğünüz ama içeriğini muhtemelen okuma şansı olmadığınız bir şey üzerinden bir basit örnek vererek aslında neler yapılabilir ve ben projeye nasıl eklemleniyorum onun üzerine çok kısa bir şey söyleyerek bitirmek istiyorum şimdilik yorumlarımı. Bu Fransa'da, Paris'te Milli Kütüphane'de olan bir nücum mecmuası. Muhtemelen 16. yüzyıl sonunda hazırlanmış. İçinde çeşitli takvimlerin, özellikle pardon, bu kısımda gördüğünüz basit bir takvim bilgisi içeren, gelecek senenin işte her bir ayında günün, yani ayın hangi günlerinde neleri yapmanın iyi, neleri yapmanın kötü olacağına dair bir takım işte o dünyevi, pragmatik öneriler içeren bir sahife. Bu mecmuanın kendisinde başka başka risaleler de var. Yine nücumun farklı yönleriyle ilgili meseleler bunlar. Ama onun sol tarafında görmüş olduğunuz not, bu mecmuayı, bu takvimi muhtemelen işte 16. yüzyıl sonunda ya da 17. yüzyıl başında kullanmış, elinin altında bulundurmuş bir gemicinin kendi savaş arkadaşlarına, mürettebatındaki diğer kişilere bir takım hayır dualarında bulunduğu, kendisini ve mürettebatını en kısa sürede işte güvenliğe ve karaya ulaştırmasını niyaz ettiği, işte kafirlere karşı yürüttükleri savaşta Allah'ın onlara yardım etmesini yine niyaz ettiği, yani o anda bu mecmuayı ve bu risaleyi elinde bulunduran, ki gemiciler aslında nücum risalelerini sıklıkla kullandığını bildiğimiz bir kesim. Bu insanın o kendi duygusal dertlerine, bir takım hayatını o anda çepeçevre saran meselelere dair bir tür bir dışa vurum mekanı olarak bu metinleri kullanmasını ve yine bunun bir takım metotlarını yine kullanmasını örnekleyen bir örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir ki aslında benim de araştırmalarımı yönetmek istediğim ve Marinos'un bu projesi kapsamında ilerlemek istediğim mesele biraz bu farklı fal risalelerinin, bu nücum risaleleri olabilir, rüya tabirleri risaleleri olabilir, fizyonomi dediğimiz risaleler olabilir. Yani insanların gündelik hayatındaki bir takım meseleler için kullandığı risalelere düşmüş oldukları notlar üzerinden insanların yakın gelecekleriyle ilgili duygusal dertlerinin izini sürmek. Çok kabaca özetleyebileceğim müstakbel katkım aslında biraz bu olacak bizim proje çerçevesinde. Lafı biraz uzatmış olabilirim.
O yüzden şimdilik burada noktalıyım. Ama dediğim gibi meselenin kavramsal boyutu hakkında da soru-cevap kısmında özellikle eğer bu yönde bir soru olursa ben de araya girmek isterim. Çünkü hem işin kehanet kısmında hem de ulûm-u garibe denen pratikler tam olarak neydi? Ya da insanlar ulûm-u garibeyi, yani insanlar derken bu işi bizzat pratik edenler 16. 17. ya da 18. yüzyılda neye, niye ulûm-u garibe diyordu? Marinos'un da bahsettiği o etik ve emik yaklaşımlar çerçevesinde aslında aktörlerin kendisinin bu meseleyi nasıl gördüğü ve tartıştığı önem arz ediyor. O konuda da belki ufak bir iki şey ekleyebilirim soru cevap kısmında. Burada ben noktalayayım sözlerimi. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet, ben kötü bir örnek verdim 20 dakika konuşurken. Sen henüz 10 dakika konuşmadın. Çok teşekkür ederim Tunç. Evet, yani devam edelim. Harun sen bu arada aslında senin hakkında hiç konuşmadım. Yani sen bir okült falan okült tarihçisi değilsin. Yok değilim, evet. Ben böyle şeyim, böyle aydınlanmacıyım ben galiba. Etik çalışan aydınlanmacı arkadaşım ben. Yani benim de yani bu projeye katkım nasıl diyeyim? Tabii zamanla ben kendi düşündüğüm şeyler de çok değişti. İşte en son toplantımızda bu kroniklerde dua meselesi, dualar işe yaramıyor, yaramıyor mu meselesi üzerine uğraştım. Yani o zamandan beri çok daha tabii meta sorularla ilgileniyorum. Biraz yani görüş olarak maddiyatçı olduğum için ben tabii şeyi falan da oldukça merak ediyorum. Bu tabii bahsedilen bir şey bu. Yani Marinos'un sunumunda vardı. Weber ve işte şey olması, dünyanın nasıl diyeyim büyüsünün bozulması. Yani bu tabii Weber'e baktığınızda dünyanın büyüsünün bozulmasından bahsettiğinizde ne çıkıyor karşınıza? Yani büyüsüz bir dünya böyle işte rasyonel, bürokratik, modern falan. Ama tabii birazcık da kendi yaşadığım dünyadan etkilendiğim için tabii öyle bir dünya yok dışarıda. Böyle rasyonel ve bürokratik ve modern bir dünya yok dışarıda. Peki o zaman dini dışarıya attığımızda elimizde ne kalıyor? Bana sorarsanız biraz hayal kırıklığı kalıyor ve Osmanlı'da da dine alternatif olarak büyük ihtimalle karşılaşacağınız şey sıklıkla bu tür hayal kırıklığı ve bunun çeşitli veçleri diyeyim, yani çeşitli dışa vurumları. Ben biraz bunu anlamaya çalışıyorum şu anda. Yani bu nasıl diyeyim, birazcık da Weber'in kelime dağarcığıyla oynayarak yani benim için bu projenin önemi bu tip yani din ve doğaüstülük gibi mevzularda bana sorarsanız Batı sosyal biliminin oldukça yetersiz olduğunu göstermeye katkıda bulunmak. Birazcık hani etik yaklaşsam da yine çok şey yaparak yani özür dileyerek biraz etik yaklaşsam da biraz dışarıdan ve kategori olarak da dışsal kategorilerle yaklaşsam da ben bunun dediğim gibi çok uzun vadede bu tip mevzuları sosyal bilimsel olarak konuşurken bir dönüşebileceğini umuyorum. Bunun haricinde tabii mesela işte benim ilgilendiğim mevzular daha çok bilim. Ki bu bağlamda da mesela bazı şeylerden bahsedebilirim. Bir noktada mesela hani bilim nereye oturuyor derseniz işte bir noktada Osmanlılar ilim olarak doğa bilimi yapmayı bırakıyorlar. En azından mesela hani kelam gibi dünyayı dolduracak böyle kavramsal olarak dolduracak şeyler pek yok. O anlamda baktığımda mesela bilimsel olarak Osmanlı'da en azından benim çalıştığım 17. yüzyıl sonu 18. yüzyıl başı dönemde bilimsel dünya biraz boş bir dünya. Yani emik kategorileri çok dolu, çok fazla olmayan, bu kategoriler dolu olduğunda da pek fazla kişi tarafından paylaşılmayan bir
durumla karşı karşıyayım ben ve birazcık da bunu anlamlandırmaya çalışıyorum. Hani bu kategorileri o kadar yani üstüne bastıra bastıra analiz eden, konuşan yoksa ve bu kategorileri konuşan insan sayısı da azsa ve de fazla da içerik yoksa ben bu materyalle nasıl bir analiz çıkarabilirim sorusu benim birazcık merak ettiğim şey ve benim de katkım biraz bu. Böyle az materyalle enteresan bir analizi nasıl ortaya çıkarırım gibi bir şey var. Tabii yani belli tür materyallerde oldukça fazla Tunç'un bahsettiği gibi Osmanlı'nın artık herkesin az çok rahatlıkla şey yaptığı, bahsettiği bir pragmatizmi var. Ama tabii bu pragmatizmin çok daha açık ve seçik bir şekilde tanımlanması lazım. Çünkü hani pragmatizm deyince ne bileyim yani aklımıza Dewey falan geliyor. Hani böyle pragmatik felsefe diye bir şey var. Tabii Osmanlı pragmatizmi o 19. yüzyıl sonu felsefi pragmatizmden oldukça farklı. Fakat işte bunu da mesela şeyden ayırmak oldukça zor. En azından ben kendi hani verdiğim konuşmalarda parçası olduğum gruplarda gördüğüm hani sanki şey gibi bir durum var. Osmanlı'nın pragmatizmi hani sanki herkesin doğal haliymiş gibi bir inanç, bir görüş var. Hani sokaktaki adamın pragmatizmi de aynı böyledir diye. O da bence bir soru. Gerçekten herkes bu kadar pragmatik midir? Her yerde standart gördüğümüz bir dünya görüşü müdür? Bunları da bilmiyorum. Bunları da biraz ben bakmak istiyorum. Ama neticede benim projeye katkılarım bu türden sorular ve bunları ampirik araştırmaya dönüştürüp bu yoldan cevaplama uğraşısı diyebilirim. Teşekkürler. Peki, Raul, sizin herkesi yani sırasında daha az konuşuyor. Yani Zeynep'e varıncaya kadar 5 dakika belki konuşacak Zeynep. Yani daha 5 dakika konuşabilirdin. Neyse, çok teşekkür ederiz. Evet, Güneş'e girelim şimdi. Evet, şimdi merhaba. Sözünü kesmedim umarım Marino. Ama şey, yani ilk diyeceğim öncelikle düzenleyenlere ben de teşekkür etmek isterim. Şimdi diyeceksiniz ki hakikaten bu ne biçim bir proje? Yani Bremen Müzikacıları gibi her yerden bir farklı sesler çıkıyor. Benimkisi de birazcık yani hani farklı bir hikaye olacak. Benim de yani hani 4-5 tane sorum var. Bu projenin içindeyken. Bir tanesi işte eski Anadolu Türkçesinden Osmanlıca'ya yani standart Osmanlıca diyeceğimiz dile geçerken işte tiplikler sabitleniyor. İşte geçmiş ve gelecek artık daha rahat ifade edilebilir, farklı biçimlerde ifade edilebilir bir şey hale geliyor. Öte yandan işte bir Osmanlı metinselliği oluşmaya başlıyor. Metinler arası da sonradan geleceğim. Yani bir metin üretme kültürü. İşte bir tarafta tabii ki manzum eserler hala oldukça baskın ama bir taraftan da mensur veya manzum ve mensur bir arada olan metinler nasıl bir metin evreni üretiyor. Keza işte aynı dönemde yani hani 15. yüzyılda o dönemi söylemeyi unuttum. Seste çınlama galiba benimle alakalı ama onu çözemiyorum, özür dilerim. Öte yandan müellif kültürü oluşuyor. Yani hani manzumdan mensura geçerken ve anonim metinler azalırken yani hani o müellif kültürü tam da 15. yüzyıldan 16. yüzyıla dönüşte. Tabii bütün bunlar Anadolu'da 12. yüzyıldan belki 11. yüzyılda başlayan bir Anadolu İslamı diyebileceğimiz yani kendi tikellikleri olan bir İslam. Yani hani illaki tabii ki Suriye ile Doğu İran'la veya daha Orta Asya ile hatta İspanya veya Endülüs'le alakalı diyebileceğimiz bir İslam'ın oluştuğu bir ortamda hani olağan ve olağan dışının alımlanması, oradaki görüngüsel kalıplar yani hani bunlar nasıl oluşuyor diye sorarken bir anda Uzun Firdevsi ile karşılaştım. Yani hani kayda değer bir yazar, yani eskilerin tabiriyle velut bir yazar. Yani hani
çok fazla eseri var. Bunların bir kısmı biliniyordu zaten, işte Velayetnamesi, Kutupnamesi, bunlar yeteri kadar yaygın metinler. Bir de hani Süleymanname denilen, her yerde adı geçen ama ne olduğu o kadar fazla kurcalanmamış bir metin var. Sanırım bu metin, yani hani bu Süleymanname dediğim metin, ki bu yaklaşık 83 cilt, her biri 200-250 varaklık bir metinler. Tabii ki ben de 83 cildi okumuyorum. Daha ziyade hani in media res, yani hani işlerin ortasından bir kısmını alıp istediğim belirli soruları sormamı sağlıyor. Bir taraftan da tabii ki yani hani bazı el yazmaları okuyorum ama bir taraf yani hani belirli ciltler, ilk 3-4 cilt yayınlanmadı. Belirli bir kısmı ise daha ziyade hem doktora tezleri olarak ve oldukça düzgün çeviri yazımları olan bir doktora tezleri serisi var yoktu. Ama bazıları da zaten arada yayınlanmıştı. İşte Türk Dil Kurumu'ndan veya diğer yayın evleri tarafından. Yani dolayısıyla bu 83 cildin yaklaşık 60'ında bir şekilde cebelleşiyorum. Ama işte bu oldukça da zengin çıkarımlar yapmamı sağlıyor. Yani ne gibi çıkarımlar yapabiliyorum onları şimdilik söyleyeyim. Yani hani bir taraftan hani işte menakıbname tevarih dediğimiz tür ve bir taraftan çeviriler. Yani hani onların beslendiği çeviri alanları var. Şimdi bunları tek tek açıklamayacağım. Zaten hem Zeynep hem Feray muhtemelen benden çok daha yetkin olarak bu konulardan bahsedecekler. Yani aynı zamanda işte acayip müellefatı vesaire vesaire. Bir tarafta şey var tabii ki, Hazreti Süleyman imgesi. Bu hem Osmanlı kültürü için hem 15. yüzyılda hem 16. yüzyılda oldukça önemli bir figür. İşte Kısasun Enbiyalar zaten 13. 14. yüzyıldan çevrildiği için Taberi tarihi veya benzer İslam tarihlerindeki bir Hazreti Süleyman imgesi. Diğer hani arketipal işte kral, filozof vesaire formlarından bir tanesi. Diğerlerini şimdi örneklendirmeme gerek yok. Yani Hazreti Süleyman hem Tevrat'tan hem işte popüler gelenekte hani nasıl biri, onu çıkartmamızı sağlıyor. Yani hani bu metnin tabii ki yani eldeki veri çok azken 80 ciltte artık Hazreti Süleyman işte periler ülkesine gidecek, cinlerle savaşacak. Tamam, cinlerle ilişkisi biliniyor ama periler ülkesiydi. İşte dünyanın her yerine gidiyor, geziyor bir şekilde. Yani hani kocaman bir gezme alanı var. O da tabii ki apayrı bir coğrafi muhalleye işaret ediyor. İşte bir tek ama dünya değil, biraz evvel dediğim gibi işte periler, cinler. Öte yandan tabii ki daha düşsel varlıklar diyebileceğim işte Simurg ve diğer kuşlar, Kaknüs vesaire. Zaten Süleymanlı kuşlar özellikle bu metinde çok ilgimi çekiyor. Şu anda onun üzerine çalışıyorum. Yani hani onların ontik kategoriler olarak, yani hani yeryüzünde bilebildiğimiz, tarihlendirebileceğimiz, somutlayabileceğimiz, Google haritada işaret edebileceğimiz yerler ve olmayan yerler. De türlü türlü, yani ha burası A anlattığı yer galiba Frank diyarında ama işte diyelim ki ejderhalar vesaire. Hani onları birazcık haritalandırmak, onları işte uzun firdevsinin muhayyilesi içinde bir yerlere yerleştirmek bir hikaye, bir dert benim için. Ama asıl beni en çok ilgilendiren tahkiye geleneği. Yani hani premodern toplumlardaki o tahkiye geleneği, ki ben kazdıkça sürekli bir şey öğreniyorum. Yani hani zaten Ayşe Hanım tanıttığı zaman beni Osmanlı diplomasi ilişkileri uzmanı olarak tanıttı. Sınırlar, marjlar vesaire. Ama işte belki ben kurcaladıkça sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum. Ama işte geç Helenistik dönem romanları diyeyim veya İslam öncesi veya İslam zamanı romanları, işte Antarenameler, Hamzanameler vesaire. Aynı zamanda işte İran Ortaçağ mesnevileri ve en önemlisi, çünkü daha çağdaş bir konumdan bir şekilde konumlayabiliriz onları, İşte romans edebiyatı diyebileceğimiz, yani 12 yani Haçlı Seferleri sonrasında gelişen 12 13 14. yüzyıllardaki türlü hikayeler, bunların hepsine gireceğim ve tabii ki Bizans, yani geç Bizans
romanları. Yani şimdi bunlara baktığımda ben yeni yeni öğreniyorum. Yani çoğunuz için belki yeni hikayeler değil bunlar ama işte yavaş yavaş Vamuk ile Azra'nın işte Metiyokos ve Partenope hikayesi olduğunu, onların nasıl birbirlerinin içine girdiğini, her yerde farklılaşabildiğini veya işte Baraka ve Gülşen'in Orta Çağ'daki Fluar ve Blanche Fleur masalıyla ki ilişkisi veya işte Veysel Rami'nin Tristan ve Isolde'le nasıl benzer yanları olup olmayacağı. Şimdi bütün bunları hesaba katıldığı zaman yani her Süleyman Name'deki anlatı katmanları sürekli gelişiyor. Ve bütün yani hani bu işte 80 cildi hepsini bir arada ele almak çok mümkün olmuyor ama kısacası benim de meramım, derdim, endişem bir yazarın kurduğu bu acayip ve garayip evrenini yeniden bir bağlama yerleştirmek, birazcık daha anlamaya çalışmak, daha fazlası değil. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler. Evet, ses de bitti. Çok teşekkür ediniz. Zamanımızdayız. Güzel. Feray, sen devam edecek misin? Merhabalar herkese. Ben Osmanlı coğrafi literatüründe yani tırnak içinde acayip bir mahlukat janrı adı altında sınıflandırılan coğrafi eserlere bakıyorum. Bu jan sınıflandırması belki programatik olabilir. Bununla ilgili akademik tartışmalar var. Buna girmeyeceğim. Size genel bir yani genel çalışma alanımı özetlemek istiyorum. Osmanlı coğrafi literatürü değerlendirmelerine baktığımızda bu literatür altındaki eserleri işte Doğu ekolü altında yazılmış ya da Batı ekolü altında yazılmış eserler olarak sınıflandırıldığını, Doğu ekolü altında yazılan eserlerin ise ilmi nitelikte olanlar ve ilmi nitelikte olmayanlar diye sınıflandırıldığına rastlıyoruz. İşte bu acayip ve garayip fenomeninden bahseden coğrafi eserlerin ise yani ilmi nitelikte olmayan sınıfına koyulduğunu görüyoruz. Ve bu nedenle de aslında yani uzunca bir süre Osmanlı coğrafya literatürünü çalışan, coğrafya eserler üzerine çalışan birçok akademisyen bu eserlere bakmadı veya onlara hani zamanlarını yatıracak kadar değerli görmemiş gözüküyorlar. Son yıllarda bazı tez çalışmaları veya bu görüşü tenkit eden birçok çalışma yapılmaya başlandı. Ve ben de master tezimde çalışırken böyle bir metin üzerinde bu metinlerin aslında Osmanlı dünya görüşü üzerine bize çok fazla çok zengin bilgiler verebileceğini düşünerek doktora sonrası da bu metinlere tekrar geri döndüm. Öncelikle Osmanlı coğrafya literatürüne baktığımızda yani erken modern dönemde 14, 15, 16. yüzyılda özellikle geç Orta Çağ İslam dünyasında yazılmış bazı kozmografyaların tercümelerinin yapıldığını görüyoruz. Bunların en başında acayip bir mahlukat geliyor. Hem Tusi'nin hem de Kazvini'nin 12. 13. yüzyıllar olmak üzere ve Osmanlı literatürü bunları 14. yüzyıldan itibaren çevirmeye başlıyor. Daha sonra Osmanlı yazarları da baştan hani tercüme olarak okuduğu bu eserleri benzer eserler üretiyorlar. İşte bu noktada bu eserler Osmanlı dünyasının dünyayı nasıl gördüğünü, kendini nasıl konumlandırdığını, uzak coğrafyaları nasıl konumlandırdığını ve neyi acayip bulduğunu, neyi garip bulduğunu, neye şaşırdığını, neden korktuğunu bize çok gösterebilecek zengin bir materyal oluşturmuş oluyor. Bize böyle bir miras bırakmış oluyor. Bu anlamda bu eserlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu malzemeyle hemhal oluyorum diyebilirim. Peki acayip ve garayip fenomeni nedir? Biraz bunu açmak gerekebilir. Aslında Kazvini bu 13. yüzyılda yazdığı kozmografisinde bununla ilgili bir tanım yapıyor. Ve acayip özellikle işte çok şaşırmak, acıp etmek, acabe kalmak gibi terimlerle Osmanlıca belki betimleyebileceğimiz şaşırma üzerinden tanımlıyor. Yani nedenini ve nasılını anlayamadığımız olaylar karşısında duyduğumuz şaşkınlık, bizi şaşırtan şeyler. Garip ise daha işte mucizeyle bağlantılı, daha nadir rastlanan bazen işte depremler mesela, işte şeyhlerin kerametleri. Bunları tanımlayan başka bir fenomen. Ama Osmanlı metinlerine baktığımızda aslında El Kazvini'nin bu betimlemesinin direkt birebir takip edilmediğini de görüyoruz. Yani mucizeler mesela bazen garip, bazen acayip oluyor. Bu bağlamda her eser için, her yazar için belki de acayip olan nedir ve bunun sınırları nelerdir? Bunun bir değişken olduğunu görüyoruz. Ben bu bağlamda en başta Kazvini'nin
tercümelerini, Tusi'nin tercümelerini ve İbn-i Verdi'nin, Halid Ötül Acaibi'nin tercümelerini ve bunlara dayalı olarak oluşan, yazılan ve bunun üzerine de başka kaynaklardan, gözlemlerden eklenerek yazılan Osmanlıca metinlere bakıyorum. Ve çok ilginç metinler, çok değişik, yani insanı çok şaşırtan metinler. Bugünden bakıldığında bu metinlerdeki, bu eserlerdeki birçok öğe, birçok figür, birçok hikaye bizim bugün kurmaca olarak, işte efsanevi kurmaca, yani ne irrasyonel, ne saçma şey olarak sınıflandırılabilme potansiyelini taşıyor ve bu yüzden de zaten yıllar boyunca çok dışlandı bu malzeme. Ama bizim bugün işte hani gerçek dışı ya da saçma bulacağımız ya da güleceğimiz birçok öğe o dönemki insanların gerçekliğinin ve doğayı algılamasının bir parçasıydı. Ve burada tabii bir soru, bazı öğelerin yazarlar tarafından retoriksel olarak, yani bir retorik amaçla oraya konulduğu bu durum. Bir başkası da antikiteden beri gelen ve bir nevi birçok dünya görüşünü domine eden belli temaların, belli hikayelerin insanların zihinlerinde canlandırdığı temalarla bazı doğada gördükleri, yaptıkları gözlemleri eşleştirmesi. Mesela ejderha figürünü çok görüyoruz. Yani 16. yüzyıl Osmanlı figürlerinde de görüyoruz. Hani Kazvini'de var, İbn-i Verdi'de var ama 16. yüzyıl mütercimi Çin'deki bir ejderhadan bahsederken ben işte bunu Balkanlar'da bizim işte köyde de gördük geçen gün diyebiliyor. Bu işte insanların sadece uzak coğrafyalarda olmaması bu acayiplerin. Kendi yaşadığı hemen köyünde, işte kuyunun dibinde her gün gözlemlediği o fenomeni içerisinde de bu olağanüstünün var olması ve bunu yazması, yaşaması, hissetmesi bu anlamda Osmanlı dünyası, düşünce dünyasını, zihinsel dünyasını, kültür tarihini, duygu dünyasını anlamak için çok önemli. Ben böyle bir materyale bakıyorum. Yani hangi metinler çevrilmiş, çevrilirken mütercimler bu çevirdikleri metne nasıl ele almışlar? Bazen mütercimlerin de metin içerisine, ya bu ben bunu yazıyorum ama, çeviriyorum ama bana çok mantıklı gelmiyor dediğini görebiliyoruz. Ya da kendince mütercim bazen oradaki temayı, hikayeyi yorumlayabiliyor. Ya böyle bir hikaye var ama hani acaba şöyle mi denmek istiyor? Böyle de olabilir deyip mütercimin kendi oraya getirdiği bir yorumu görüyoruz. Veya bu eserlerden çokça esinlenerek Osmanlı müellifinin bize nasıl Osmanlı dünyasını, özellikle 16-17. yüzyıl, 15. yüzyıl Osmanlı dünyasını yansıttığını görüyoruz ve bu anlamda çok eğlendirici, çok güzel, keyifli bir malzemeyle iştigal ettiğini söyleyebilirim. Marinus, henüz zamanım var mı? Bakmadım ama. Kaç dakika oldu? Seni duymuyorum. Okey. Birkaç Vardı. Var mı? Tamam. O zaman birkaç örnek vereceğim. Acayip, yani neyin acayip olduğuna dair. Bu yani biraz klasik bir acayip olarak gördüğümüz hem Helenistik dönemden gelen metinler, hem İslam dünyasında üretilen metinlerde gördüğümüz işte Hint Okyanusu adalarına dair izlenimler. Buradaki yaşayan insanların, buradaki topografyanın, buradaki bitkilerin, hayvanların özelliklerine dair çok ciddi bir acayip literatürü var. Yani böyle tipolojiler var. İşte köpek kafalı insanlar, boynu olmayan insanlar, kafası olmayan insanlar, kayış ayaklı insanlar, kulağından insan çıkan balıklar. Yani o kadar ilginç hikayeler var ki, ya da meyveleri insan olan ağaçlar. Ve bunların hangi coğrafyada konumlandırıldığına baktığımızda genelde şimdi Hint Okyanusu adaları, ya da Kaf Dağı'na yakın coğrafyalar. Kaf Dağı dünyayı çevirleyen dağ olarak görüyoruz. Yani böyle bir tekrar eden literatürde böyle bir öğe Kaf Dağı. Ve Kaf Dağı'nın bir de ardı var tabii. Orada başka alemler var ve bazı metinlerde de bunlar işte göksel sfirlerle, göksel insanlarla, göksel varlıklarla, insanlar demeyeyim, göksel varlıklarla ilişkilendirilir. Meleklerle, şeytanlarla, şeytanın alanıyla, meleklerin alanıyla, bazen cehennem, bazen cennet olabiliyor. Bu bağlamda bir Hint Okyanusu veya Kaf Dağı coğrafyasındaki acayiplerle aslında Osmanlı coğrafyasına yakın olan acayipler biraz daha farklı. Ama bu şu demek değil, yani Osmanlı'nın
kendi coğrafyası, İslam coğrafyasındaki birçok öğe ya da acayip olarak tanımlanan şeyler hani çok daha sıradan da değil. Yine bir sürü canavar İstanbul'a yakın yerlerde ortaya çıkabiliyor. Mesela bununla ilgili hikayeler var. Balkanlarda ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda çok ilginç hikayeler var. Antik dönemden kalan tarih eserleri, mimari eserleri özellikle hani acayip. Yani başta tabii piramitler ya da İskenderiye feneri örneğin. Mucizeler, yani peygamberlere ait mucizeler olabilir, şeyhlere atfedilen keramet hikayeleri olabilir, bunları görüyoruz. Bu anlamda bu metinler inanılmaz bize yani veri veriyor. Belki hani burada şimdilik burada durabilirim. Sadece bu materyalin çok keyifli olduğunu ve bizi o dönem neyin yani o dönemin gerçeklik alanı, dünya tasavvurunun nasıl olduğunu, ne kadar daha belki renkli olduğunu görmemizi sağlıyorlar. Bu özellikle şu fonksiyonu var bu metinlerde. Bir kere imanı güçlendiren bir fonksiyonu var. Çünkü yani İslam'daki tanrı anlayışına baktığımızda her şeye kudreti yeten bir tanrı anlayışı var. Ve bu anlamda da yani ister acayip deyin, ister garip deyin, her şekilde işte Allah her şeyi yaratabilir, her şeye kadir. Yani köpek kafalı insan, evet, olağanüstü. Evet, şaşırıyorlar, evet, korkuyorlar, evet, belli duygular uyandırıyor insanlarda, çok uzak coğrafyalarda. Ama bir yandan da yani her şey olabilir. Bu anlamda okuyucuyu, mütercimi, bir nevi işte Osmanlı okur yazar çevresi, bize bütün bu bahsedilen bu çeşitli dünya fenomenleri karşısında her şeyin mümkün, her şey olabilir zihnini hazırlıyor. Osmanlı okuyucusunu deyip burada bırakıyorum. Belki tartışmada sorularınızla konu üzerine derinleşme fırsatımız olur. Teşekkürler. Çok sağ ol Feray. Chat da çok canlı bir konuşma gibi var. Şimdilik Zeynep'e geçelim. Ondan sonra bu soru cevap sesyon başlayalım. Evet, teşekkür ederim Marinos. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Benim proje dahilinde yürüttüğüm ilk çalışma diyeceğim. Battalname, Danişmentname ve Saltukname gibi Türk kahramanlık destanlarında sıkça rastladığımız cadı kavramı üzerine oldu. İkinci aşamada da menakıbnameler üzerine çalışacağım. Ama öncelikle belki bu cadı kavramı üzerine olan çalışmamla ilgili bazı sonuçlarımı ben paylaşırım diye düşünmüştüm. Öyle hazırlanmıştım bu konuşmaya. Bu destansı metinler, Battalname, Danişmentname ve Saltukname çok katmanlı metinler. Yüzyıllarca sözlü olarak aktarıldıktan sonra yazıya dökülüp kitap haline getirilmiş metinler. Ana tema tabii kafirlerle savaş. Savaşçıların bakış açılarını ya da en azından beğenilerini yansıtmaları açısından Anadolu'da İslamlaşma sürecine dair çok kıymetli eserler bunlar. Müelliflerinin ve müstensihlerinin müdahaleleri zaman içinde farklı farklı versiyonların ortaya çıkmasına sebep olmuş. Ayrıca Arap-Bizans geleneklerine aktarılan motifler, işte Şahname tarzı İran destanlarından ve demin Feray'ın da bahsettiği acayip literatüründen etkiler. Çokça masalsı ve mitolojik öğenin varlığı, yani bu metinleri biraz çalışılması zor metinler haline getiriyor. Ben neyse ki doktora tezimde de bu metinlerle çalışmıştım, bir 10 yıldır uğraşıyorum. Ve uçlardan bakıldığında, yani doktora tezimde hani uçlardan bakıldığında nasıl bir dünya algısı var? Değişen sınırlarla coğrafi algı nasıl değişiyor? Ve tabii bunun işte 11-15. Yüzyıl arasındaki Anadolu'ya hakim bu dönüşüm sürecine etkisi, kültürel kimliklerin oluşumuna nasıl bir etkisi var? Bunlara bakmıştım. Tabii Müslüman-Kafir mücadelesinin dışında bu kaynaklar olağanüstü hem etkilendikleri diğer literatürler açısından da doğal olarak yani olağanüstü unsurlar açısından çok zengin metinler. Özellikle Battalname ve Saltukname'de kahraman kafirlerin yanı sıra işte ejderhalarla, devlerle, cadılarla savaşıyor. Kaf Dağı'na ve türlü acayip diyarlara yolculuk ediyor. Buralarda işte Simurgh, Semender gibi mitolojik varlıklarla karşılaşıyor.
dev, cadı gibi kavramlar ki bunlar aslında Persistatür'ün literatüründen devşirme kavramlar. Ama bunlar Türk sözlü gelenekleri içerisinde yeniden bir yorumlanıyor. Başka anlamlar kazanıyorlar. O yüzden ben bu cadı kavramını aslında edebi bir motif olarak değil de Anadolu'daki tarihsel bağlam içerisinde eleme almaya çalıştım. Hani bu bağlamdan kastım ne? İşte merkezi otoritenin devamlılığının çok bulunmadığı, yarı göçebe savaşçı kabilelerin işte liderleri etrafında örgütlendiği, gerek fetih gerek ihtida yoluyla, yerel unsurlarla etkileşimde bulundukları karmaşık bir dönem. En azından benim vurgulamak istediğim haliyle. Neden burayı vurgulamak istiyorum? Çünkü destanlarda ana tema olan bu dine davet etme, Müslüman olmaya çağırma, kafir diye nitelendirilen Hristiyanlarla sınırlı değil. Kahraman bıkmadan, usanmadan ve ayrım gözetmeden diyebilirim. Devleri, cadıları da Müslüman olmaya davet ediyor. Bana göre bu hani metinlerin bir anlamda Müslüman olmayanlara sunduğu kapsayıcılığa da bir örnek oluşturuyor. Cadı kavramına dönersek, hani bunlar çok sayıda isim ve farklı karakterlere sahip. İşte Rad cadı, Hilal cadı, Şepşas cadı, Güzendü cadı, birçok karakter var. Bunlar küplere binip işte genellikle işte yılanları, kamçıları olarak kullanıp hayvanları ve insanları da hani hakimiyetleri altına alabiliyorlar. Bu anlamda da zaten tehlikeli ve güvenilmezler. Önemli bir nokta burada benim bahsetmek istediğim bu Avrupa'daki witch kavramından hani nasıl bu bir etkileşim olduğu Türk destanlarındaki bu cadılar arasında. Bir önemli nokta hani Türk destanlarındaki cadılar dişil cinsiyete sahip değiller sadece. Her iki cinsiyetten de olabiliyorlar. Belki de bu destanlardaki bu cadı tasvirlerinin hani bu küplere binen ve hani şey yapan daha erken bir döneme, bir katmana belki işaret edebileceği kısmı önemli. Hani Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bir akademik çalışmalara konu olan Çerkez ve Abaza oburların arasındaki savaş hani ve Evliya'ya göre obur zaten cadı demek. Burada bahsi geçen cadı figürlerin uçuşan ev eşyalarıyla bir nevi doğurganlığa direnmeyle bağdaştırılması daha önce Marinos'un da zaten bir makalesinde dikkat çektiği bir tartışmayı akla getiriyor. Tartışmanın kökeni de kısaca söyleyeceğim. Carlo Ginzburg'un hani bu cadıların şabatının yani ayinlerinin daha erken şamanizmden gelen folklorik ortak bir orijine sahip olması yönündeydi. Fakat sonradan bu tezi reddeden ve şu anda genel kanı olarak kabul edilen görüş bu tür betimlemelerin Engizisyon mahkemelerince sonradan hani uydurulduğu yönünde. Fakat hem yani bence benim kaynaklarımda hem de Seyahatname'de bahsi geçen bölüm daha önce Marinos'un da altını çizdiği gibi daha erken bir belki Carlo Ginzburg'un bu tezini destekler yönünde aslında. Yani bu önemli bir şey bence. Özellikle Rumeli çevrelerinde hakim olan bu inanışların Saltukname'ye de nasıl aktarıldığını tahmin etmek çok zor değil bence. Çünkü müellifin anlatısına göre Saltukname'ye oluşan birçok hikaye de zaten bu coğrafyada derlenmiş. Başka bu Avrupa'daki cadı kavramına yakın düşen bir cadı karakteri de var aslında. Şemasil cadı diye. Bu Latin diyarının avrat padişahı. Cadı kimliğini halkından saklıyor. İşte gizli bir ajandası ve kimliği var. Ve gerçekten bu anlamda da antropolojik çalışmalardaki o cadı kavramına benzerliğiyle dikkat çekiyor belki de. Yani toplumun güvendiği ama tanıyıp gerçek kimliğini bilmediği bu içimizdeki düşman kavramı yani. Yani bütün bunlar bana bu Anadolu'daki etnik ve dinsel çeşitliliğin yol açtığı, fetih ve iktidar yoluyla da daha da karmaşık hale gelen bu kimlik karmaşası diyebileceğim tarihsel süreçte özellikle yeni Müslümanlara yönelik şüpheyi de belki bir anlamda ifade ediyor olması, cadı figürü
etrafında en azından. Benzer bir belirsizlik hali kahramanın kimliği konusunda da sıkça yaşanıyor bu metinlerde. Hani kahramanın bir veli mi, bir deli mi, bir işte sahir mi, büyücü mü, bir ayyar mı? Çünkü türlü türlü zaten kurnazlıklara başvurup saf yürekli kafirleri kandırıyor sürekli kahraman. Bu sıkça hani metinlerde de soruluyor. Cadıların bir figürün yani cadı mı olduğu, işte cin mi olduğu, peri mi olduğu da sıkça dile getiriliyor. Burada işte bu bence bulanıklık, bu kategoriler arasındaki netsizlik de ifade buluyor diye düşünüyorum. Bu bütün bu geçişkenlik bu kategoriler arasında benim hani demin Marinos'un da her, yani terimler açısından bahsettiğim mucize, keramet kavramları benim projenin ikinci aşamasında eğileceğim konular ve belki birazcık da farklı metinlere odaklanarak menakıbnamelere hani neyin kabul edilebilir, hangi kerametin, keramet mi mucize mi olduğu bir metinde hani yapılan, gerçekleştirilen marifetlerin hangi tarikat çevreleri içinde yazılan menakıbnamelere göre bunlar değişiyor, farklı anlamlar kazanıyor. Birazcık bunlara bakacağım. Bunların siyasi, dini dinamikler içerisinde 14-17. yüzyıl gibi birazcık da zamansal çerçeveyi genişleterek nasıl etkilendiğine bakmak istiyorum. Kentsel kırsal ayrımı bu menkıbelere nasıl yansıyor? Bu ve benzer sorular benim ilgilendiğim sorular. Böyle teşekkür ederim. Marinos ses. Pardon. Teşekkür ederim. Demiştim. Yani işte projenin kapsamı genel olarak buydu gördüğünüz gibi. Şimdi sorular çok, bazıları da uzun. Ama biraz yani bir iki dakika bazı proje hakkında genel bilgiler vermek isterdim. Yani sorulara geçmeden önce. İşte yani kimiz falan ilk olarak bu linklere projemizin sayfasını görebilirsiniz. Burada literatür hakkında haberler var, bir kaynak veri tabanı alacak yakınlarda. Bir de Facebook ve Twitter sayfalarımız var. Aslında ilk link, ilk bağlantı chat box üstündedir şimdi. Şimdi kimiz? Gördüğünüzden başka tabii ki Ethan Menchinger ve Aslan Yazıoğlu var. Ethan Manchester'de ve Osmanlı ulema dünyasında özellikle 18. yüzyıl ama daha önce de sebebiyet tartışması araştırıyor. Yani aslında bir cümlede şey hakkında tartışmalar, insanın tarihte ve dünyada ne kadar, ne derecede etkisi olabilir. Yani sebeplerin, şeylerin, olayların sebepleri ne kadar Allah'a, ne kadar insana ait. Asli da Aslını Yazıoğlu Oxford'ten İstanbul'daki tilsimler hakkında araştırıyor. Yani
hepimiz bildiğimiz obeliskler, obelisk üstündeki kitabeler falan İstanbul halkından nasıl görülüyor? Yani işte olağan istiyor cayıp diye bir şey bakımından ya da zaman gidince belki daha turistik bir bakıma dönüşmesi. Zeynep'in yanında postdoc olarak Işık Demirak'ın var. Şimdi sayfada resmini göremiyorsunuz çünkü yeni başladı. Işık 18. yüzyılın bilimsel tarihi, bilimsel risalelerini araştıracak. İşte Katı İvani ve Gülçin Tunalı bizi yazma eserleri toplama yardım ediyorlar. Hem de kendi araştırma projeleri var. İki de doktora öğrencilerimiz var. Markus Littens ve Deniz Yardorlu ki Fanaryot dünyasında, yani İstanbul, Rum dünyasında okültizm, gizli bilimler araştırıyor. Bu Markus ve Dimitris Osmanlı dünyasında ve özellikle 16. yüzyılda ilmi huruf, yani huruf bilimi, harfler bilimi. Bir de belki biliyorsunuz bir dergimiz var, Acayip, yani Occasional Papers on the Ottoman Perceptions of the Supernatural. Bu da çok önemli bir şey, açık erişim bir dergi. Yani serbest herkes bu makaleler indirebilir. Bu arada Eylül ayında birinci sayı çıktı. Görebilirsiniz ne var ne yok. Bir de çok güzel bir sempozyum yapmıştık geçen yıl İstanbul'da. Bunun uzun bir anlatım görebilirsiniz. Evet. Şimdi nereden başlayayım? Yani ilk olarak çok zamanımız belki kalmıyor. İlk soru Harun tarafından cevaplanmış. Yani Deniz Yarıcal şey soruyor, yani dinin kendisi de hayal kırıklığı yaratmıyor mu? Özellikle Türk usulü, her türlü mistisizmi geri plana atan Sünni resmi devlet İslami. Özellikle bugün hakim standart İslam'ın bu ne? Bunu alamıyorum. Bu ye ahut. Ah. Yahut diğer Orta Doğu dinlerinin modernleştirilmiş, aydınlanma çayına uyanılmış versiyonlarının hayal kurdurabilen bir yönü olmadığı da elave edilebilir mi? Harun biraz daha sonra cevap verdi zaten. Yani hakiniz var dedi ama bu aradaki soru biraz dua etmeyle de bağlantılı. Dua ettiğiniz sürece bir şey var. Din o derinliğini yok ediyor mu, o kadar boşalıyor mu, genel olarak ben bilmiyorum. Cevap verdi Harun. Sonra Ceren Sungur hepimize bir soru gönderdi. Ben de Celtic name üzerine çalıştım ve HDI fantastik unsurların çokluğu tüm araştırmacılar gibi ilgimi çekti. Acaba hocalar menakim nameler başta olmak üzere fantastiğin işlevi üzerine ne düşünüyorlar? Bu eserlerin dinleyici kitlesi bizim doğaüstü dediğimiz şeyi doğaüstü olarak görüyor muydu? Sizce ve yazarlar doğaüstü unsurları neden yüksek tutmuş olabilir mi metinlerde? İşte Ceren Sungur sanıyorum daha sonra bir not verdi ki Feray hocam cevap verdi bile. Yani iyi ben anladım, bu başka bir cevap
lazım olmuyor. Zaten aslında benzer bir soru var daha sonra. Ama ilk olarak Gürkan Mert Mercanoğlu şey soruyor, özellikle Tunç. Yıldız hareketleri ve takvimler olayların belirtileri olarak mı yoksa bir neden sonuç ilişkisi üzerinden mi anlamlandırılıyordu? Tunç da chatbox cevap verdi. Belirtiler, işaretler olarak sunuluyor genelde semavi hareketler. Onların bir şeyin katı nedeni ya da harekete geçireni olduğu inançı özellikle münecimle hakikatinde yaygın bir inanış değil. Özgün Kabacaoğlu sorar, Osmanlıların doğa üstüne bakışı, padişaha bakışı nasıl etkiliyordu? Biliyorum ki, ki buna bir cevap vermek istiyor. Ben kısa bir not diyeyim. Yani padişahlar da doğa üstüne bakışı, bir bakışı vardı. Yani mesela İkinci Murat ne kadar yani şeyhiyle Şeyh Şica ile mektuplaştırıldığı biliyoruz. Çok güzel bir Özgen Feleğin bir kitabı vardı. Ve ne kadar bu yani doğaüstü bakışına bağlıydı, bağlı olduğunu anlayabiliriz. Konu Flaşer ve başkalar gösterdiği gibi 16. yüzyılın ortasına kadar bu soruya başka bir cevap verebiliriz. Yani bazı sultanlar özellikle Süleyman ilk yıllarında böyle bir yani kendisi belki Mehdilik diyesine bile girmiş olduğunu Hadar-ı Mal kehanetiyle ne bileyim bir şey zamanın sonu çok yakın olduğunu falan ve belki işte kendisini böyle bir mehdilik mehdi gibi olarak tabi tebaasinin ona gerildiğini istiyor mu muydu bilmiyor. Emin değiliz. Ama bence yani en azından 16. yüzyılın ortasından sonra böyle bir fark yoktu. Yani sanmıyorum ki çünkü sultanlık kavramı bu kutsal karakterini kaybetmiş. Tabii ki yani Genç Osman zamanına kadar bu böyle bir şey yoktu. Yani böyle bir karizm, bir kutsal karakter hiç yoktu sultana. Sadece şey sözde vardı. Daha önce olup olmadığından ben emin değilim. Bilmiyorum başkası bir daha çok bir şey söylemek istiyor mu? Marino, araya girebilir miyim ufak bir şey eklemek açısından bu sultanı olan evet. Bakış sorusuyla özellikle ilgili olarak? Yani müneccimlerin hazırladığı takvimler hususunda konuşmak gerekirse, padişah merkezliliğin ve sultan perestliğin aslında üretilme sahaları biraz bu takvimler. Çünkü bu takvimler esas olarak padişahı merkezine alan, onun nasıl ki semavi cisimler ve onların hareketi bir nizamı temsil eder. Aslında bizim doğaüstü diye gördüğümüz ve düzensiz olarak belki okumaya daha meyyal olduğumuz bu göksel cisimler tam aksine aslında bir muntazaman işleyişi, düzeni ve düzen dolayısıyla da öngörülebilirliği temsil ediyorlar. Ve bunun da dünyadaki iz düşümü aslında sultan ve onun yönettiği nizam. O bakımdan sultanı merkezine alan bu nücum metin, takvimler özellikle
bu anlamda bu nizam algısını da devam ettiren ve yeniden üreten metinler olarak benim ilgimi çekiyor. Öyle bir halk hukuku. Ben de şöyle bir ek yapayım. Ayrıca projenin belirli bir sınırlanımı, limitasyonuna da şey yapacak. Gene Özgün'ün sorusu üzerine, yani Osmanlıların doğasına bakışı, padişaha bakışı nasıl etkiliyordu? Şimdi projedeki sınırlanımlardan bir tanesi de, yani Osmanlılar dediğimiz zaman hani eldeki kaynakların çoğu, ne kadar kurcalasak da, eşelesek de, kazısak da, daha ziyade işte Hanefi Türk yazarların metinleri 16. yüzyılın ortalarına kadar, ondan sonra bu varsıllaşmaya başlıyor. Yani 17. yüzyılda daha fazla Arapça metin, daha fazla Arap Hristiyan veya Arap Müslüman veya işte Sirozlu, Sinat, Dinos'u düşünün. Yani hani Grekçe metinler de geliyor ama şöyle bir mesele var. Yani biz Osmanlılar dediğimiz zaman çoğu zaman çok sınırlı bir örneklem üzerinden konuşabiliyoruz. Yani hani dolayısıyla Osmanlıların doğa üstüne bakışını sınamamız, yani Osmanlı dediğimizin tanımıyla da çok çok alakalı. Yani sorunun ikinci veçesinde değilim, yani asıl soruda değilim ama Osmanlılar dediğimizdeki kısımda da, yani en azından 17. yüzyılın ortalarına gelene kadar, en azından 17. yüzyılın dönümüne kadar bir sınırlanımımız var. Yani dolayısıyla da sorunun cevabı ister istemez belirli dönemler için yani öyle çok Şafii şeylere temas edecek, değecek bir yanıt vermek her zaman çok kolay değil. Bir de Osmanlıların doğa üstüne bakışı dediğiniz zaman tabii Türk'ün sosyal sınıfsal katmanlar gelecek. Yani hani kültürel, birikim, donanım, görgülerle ilgili bir sürü katman. Yani bu bir taraftan sevimli bir soru, bir taraftan da oldukça eksik bir soru. Yani hani dolayısıyla ondan da yanıt vermesi pek kolay olamıyor. Evet. Ondan sonra Yasemin Akçagüner soruyor. Harun Hoca Osmanlı'daki ilmi üretimin çanlılığını araştırırken, mesela 17. ve 18. yüzyılda emek soruların ele alındığı metinlerin azliği ve yokluğunu ilmi üretimin kalite ve miktarının birebir yansıması olarak düşünebilir miyiz sizce? Ve tüm panelistlere, daha genel alanda bir takım yokluklar üzerinden tarihsel çıkarım yaparken hiç şüpheye düşüyor musunuz? Ve bir alakalı sorum da Osmanlıların olağanüstü konular arasından özellikle yazmamaya veya geriye materyal kayıt ya kanıt bırakmamaya özen gösterdikleri konular var mıydı? Yani ben ilk soruyla ikinci soruyu az çok aynı soru gibi anlıyorum. Bu hani İngilizce işte absence of evidence doesn't mean the evidence of absence diye ifade ettiğimiz, yani kanıtın olmaması yokluğun kanıtı değildir prensibiyle alakalı. Ben kendim şüpheye düşüyor muyum bir yokluk üzerine tarihsel analiz yaparken? Yani düşüyorum fakat benim gördüğüm diğer alternatiflerden daha az şüpheye düşüyorum. Yani benim esasen yani ortaya koymaya çalıştığım görüş bir nasıl diyeyim? Esasen başka bakış açılarına yöneltilen soru işaretlerin, şüphelerin menba gibi bir şey diyeyim. Yani neden bir şeyi... Yani şey gibi bir şey var. Neden bazı şeyler var ki öteki şeyler yok? Yani çok metafizik seviyede bir tabii şey bu. Şüphecilik var burada. Yani öte taraftan da dediğim gibi bir takım şeyleri de ben dışarıya vurulmasını istiyorum artık. Konuşulmasını istiyorum. Yani Osmanlı ile ilgili bahsettiğimiz pek çok şey var. Mesela nedir? Osmanlı sözlü kültürdür. Peki sözlü kültürdür. Hani diğer yazılı kültür arkadaşlar birbirlerine not mu paslayarak iletişim kuruyorlarmış? Yani hani özellikle bir sözlü kültür olmanın getirdiği bir kaynak değişikliği olması benim aklıma en azından bir argüman olmadan yatmıyor. Bir bunu söyleyebilirim. İkincisi yine hani bazı Türk kaynakların olup da diğer Türk kaynakların olmaması veya ortalıkta olmaması ve hatta kimsenin bilmediği şey
şekilde ortalıkta olmaması. Tabii o da bir açıklama gerektiriyor. Yani ben yok olamaz hayatta falan gibi bir şey demiyorum. Benim sorduğum soru, yani peki mesela tamamen yer altında devam eden bir görüş, bir dünya anlayışı varken bunun meydana çıkmamasının ne gibi sebepleri olabilir? Varsa ne kadar var? Nasıl analiz etmeliyiz vesaire vesaire. Yani ben açıkçası yani ortalıkta olan şeyleri topladım. Ortalıkta olan şeylerden de böyle sorular çıkartıyorum ben şahsen kendi adıma. Tabii herkes şey yapabilir, farklı okuyabilir. Bir argümantasyon tarzı benimkisi. Ben şimdi belki geçebiliriz. Yani Marinos, bir şey söyleyeceğim bu uzun sorudaki son soruya dair. Özellikle yazmamaya veya geriye materyal kanıt bırakmamaya özen gösterdikleri konular var mıydı? Bu ben Haydutül Acayib'in tercümelerinde 16. yüzyılda yapılmış tercümelerde. Mesela İstanbul'un fethinin Mehdi tarafından yapılacağına dair, yani orijinalinde yazan o pasajın tercümeleri tercümelerde olmadığını görmüştüm. Hani bu belki bize bir şey düşündürebilir. Yani İstanbul ancak Mehdi tarafından alınabilire dair olan o kehanet tercümelerde tercüme edilirken o kısım geçilebiliyor. Çünkü tercümenin yapıldığı zaman artık İstanbul Osmanlı'nın sadece Mehdi tarafından alınabilir o kehaneti sormuyor. Yani onu aktarmıyor tercümeye. Yani aklıma bu geldi, onu söylemek istemiştim. Bir de ben ufak bir detay daha eklemek istiyorum bu meseleye. Özellikle karar alma süreçlerinde etkili olan kimi ilmi pratiklerde gizlilik prensibinin de yürürlükte olduğunu yani hatırlamak lazım. Birkaç tane Remmal raporu var 16. yüzyıldan mesela. Raporun bir yerinde Remmal bu rapor elinize ulaştıktan sonra bunu imha edin şeklinde özel bir not düşüyor. Yani biraz hangi diziydi o? Görevimiz tehlike miydi hani? Bu not kendisini 5 saniye sonra imha edecek türü bir takım şeylerin, ibarelerin olması. Hani elimizde olmayan şu anda bazı belgelerin bu vesileyle yani yok olmuş olabileceğini düşündürtüyor bana. Evet. Bir de yani Feray'a başka bir soru var. Güneş Sezen'den. Merhaba Güneş. Güneş, haklısın tabii ki de ötekileştirme var, tuhaflaştırma var. Bundan belki bir bahsedebilirdim ama hani bu çok bariz bir şey zaten. Aynı zamanda bu tuhaflaştırma, ötekileştirmeyi olumsuz bir şey olarak da düşünmemek lazım. Çünkü bazen öyle yani acayipleri var ki işte o Hint adalarındaki adaların bir nevi işte oranın zenginliği ne dair acayip böyle bir özenti, özenme tabiri de olabiliyor. Veya işte oradaki adalardaki ada kadınlarının gelen yabancılarla işte çok rahat cinsel ilişkiye girebildiğine dair bazı ayrıntılar var. Ve bir nevi hani böyle odalara gitmek erkeklerin fantezilerinin bir parçasıymış gibi de ayrıntılar bulabiliyoruz. Yani sadece tuhaf girip dışlamak değil, aynı zamanda bir arzuya dair de o adalardaki, Hint Okyanusu'ndaki o yaşamın gösterildiğini görüyoruz. Bu bana çok ilginç gelmişti. Yani sadece tuhaf ve garip, olumsuz da değil, bir nevi o tarafa gitmeye, can atmaya dair de duyguları okuyabilirsiniz o metinlerde. Yani olumlu ve olumsuz ikisi de var. Emin değilim. Sorular herkes okuyabilir mi? Görebilir mi? Çünkü all panelist... tamam, bilmiyorum. neyse. Sonraki soru girelim. Abdurrahman, sadece biz görebiliyoruz sanırım soruları. Evet, çünkü all panelist not in this değildi. Evet. Bunun için soruları okumak zorundayım. Neyse, Güneş, sizin sorusunu anladınız.
galiba cevabından, Feray'ın cevabından. Şimdi Abdurrahman Yaşar şey soruyor. Ulema sınıfının ve sarayın bu metinlerin müelliflerine ve okuyucu kitlesine karşı bakış açısını nasıl okuyabiliriz? Klasik dönemde seçkinlerce bu tür doğaüstü anaların hattaki gibi bir tesiri var mı yoksa heretik mi kabul ediliyorlar? Evet. Şimdi bu enteresan bir soru. Yani aslında şey soru şey bu inançların bir sosyal bir sınıf ya da bir kültür tabakalanması var mıydı? Yani şimdi Türkçesini bilmiyorum. Scholar şey ulema diye seçkin dünya görüşü halk dünya görüşünde ne kadar farklı olduğunu bu. Aslında bu projemizin bir yani buna cevap vermek projemizin bir hedef. Sanırım ki hiç kimsemiz bu cevaptan emin değil. Ama bence evet bu soru tam projenin merkezinde. Yani herkes bu şeylere nasıl girdiğini anlatır. Ben de böyle girdim. Yani bu vampir fetvalarını araştırıyordum. Tabii ki bunları ben keşfetmedim. Bilinmişti ama kendimi sordum. İşte böyle bir vampir inancı var. Yani ölüler hayata dönüyor. İşte bir ulema Ebu Suud Efendi. Bu olaylara karşı nasıl davranıyor? Bunları inanıyor mu? Bunları reddediyor mu? Bunları inanıyor ama başka bir sebep bulmaya çalışıyor. Ve işte soru bu. Ve bu soruda aslında zamandan zamana değişik cevaplar var. Çünkü Osmanlı tarihi ve Osmanlı kültür tarihi tabii ki bir blok gibi bir şey değil. Yani dinamik bir şey ve çok değişmeler var ve bu değişmeler, bu gelişmeler projenin kalbindedir. Anlatabilir miyim? İşte Seyfi Kenan başka bir şey söylemek istiyor mu? Tamam. İşte Seyfi Kenan tebrik eder, teşekkür ederiz. Acaba ulema ve kehanet, ulema ve hurafe, muska yazımı gibi konular da projenizin bir parçası haline gelebilir. Çalışmanız ilginç boyutlarda zenginleşebilir diye tahmin ediyorum. Evet, tabii. Yani şimdilik şey söyleyebilirim. Tabii herkes kendi projeye kendi katılımı belirtti bu arada, bu konuşmada. Benim işim bu PI nasıl diyoruz? Temel araştırmacı olarak, yani projenin lideri olarak nasıl diyeyim? Bu araştırma bloklarının dışında kaldığı her şey araştırmak. Tabii ki her şey araştıramıyorum. Ama evet, yani böyle bilgiler veri tabanlarımızda ve okumalarımızdan not ediyoruz ve bakın bu projeden çünkü birçok buna benzer başka sorular da var. Yani buna girecek misiniz? Şuna girecek misiniz? Tabii ki bu konumuz çok geniş bir konu.
çok geniş bir mesele. Her soruya cevap edemez bu ekip. O kadar çok değiliz. Yani yazacağımız makalelerimizde birçok boyutlar araştıracağız. Mesela ben, yani bu ilk acayibin ilk sayısında yazdığım şey, Osmanlıların gelecek yani kehanet biçimlerini araştırdım. Ve şey demek isterdim ki bu proje ve özellikle bu internet sayfası, bu dergimiz falan böyle bir araştırma merkezi olmak istiyor. Yani çok memnuniyetle araştırmacıların dünyaca katılım yazacak makaleleri memnuniyetle yayınlanacağız. Yani böyle bir crowdsourcing diye bir maddemiz var. Ufak bir şey ekleyebilir miyim Marino, bu ulema, hurafe, muska yazımı vesaire üzerine? Aslında 16. yüzyıldan 18. yüzyıla bu şey belli başlı bir takım Şeyhülislamların fetva mecmualarındaki kayıtları ben derlemiştim ama henüz neşretme ya da yayınlama şansı olmadı. Ya bir takım sınırlar çiziyorlar o fetvalar üzerinden bakarsak. Sınırları da genelde niyetler üzerinden. Yani bir muska yazıyorsunuz ama hangi niyetler için yazıyorsunuz? Eğer bir takım hayırlı, güzel niyetler için yazıyorsanız çok da hani o pratiği uygulamakta beis olmayabiliyor bu Şeyhülislam fetvalarının nazarında. Ama işte bir takım kötü niyetler ya da işte kadınlarla özellikle ilgili birilerini bir şeylere aşık etme ya da birilerini istismar etme gibi niyetlerle eğer yapılıyorsa orada katı bir ayrım yapıyorlar. Hani böyle bir notu düşmüş olayım ve senin de söylediğin gibi Marino, hani biz ulema deyince böyle tekil bir kategori olarak almaya genelde eğilimliyiz. Halbuki hani çok çok farklı kesimleri içine dahil etmek ve farklı dönemdeki ulema mensuplarını da resme dahil etmek kesinlikle gerekiyor. Yani tekil bir kategori olarak yaklaşmamalıyız. Evet. Bilmiyorum ne kadar zamanımız var artık. İşte bir gül şey soruyor. Bu çalışma sonuçlarını, henüz yok. Bu proje tam yarısında. Yani başka yolumuz var. Maşu Aktaş bu ilginç. Okült uğraşların modern öncesi dönemde bilimin öncülüğü olduğu şeklindeki bilim tarihi okuması bağlamında bir şeyler söylemeniz mümkün mü? Evet, bu iyi anlatmış olsam çok enteresan bir soru. Yani bakın şimdi galiba çok zamanımız yok bunu belirtmek için ama evet uzun, yani bu Avrupa bilim tarihinde çok uzun bir tartışma var. Yani 50 yıllardan beri, belki de daha önce, yani okültizm, okült bilimler bilim tarihine ne kadar bağlı, ne kadar ait, yani bilim tarihi, bilim kapsamı içinde okült bilimler ne kadar, nasıl giriyor. Şimdi bence bu daha çok şey, bilim tarihinden çok bilgi tarihi, yani iyi mi diyorum, history of knowledge, yani bilme de diyebilirsin, bilgi de diyebilirsin Marino, bilme de olabilir yani. Evet, yani insanlar ne biliyor ya da ne bilmek sanıyorlar. Bu doğru olup olmadığı
o kadar önemli değil bu bakıştan. Çünkü bu yani en azından benim bakımdan bu bir bilim tarihinden daha çok bir kültür tarihi bir projesi. Şimdi Harun gitti için ben bunu açıkça söyleyebilirim çünkü bizden Harun bilim tarihçisi. Ama yani böyle bir tartışma asla yoktu bu modern önceki dönemde bence. Böyle bir bu bilim dalları daha çok bu şey doğa üstünden ayrılan bir sınırı var ve bu sınır nerede koyduklarını yani önemli şey bu. Anlatabilir miyim? Belki o kadar değil ama başka bir cevap, bir soruya gidelim mi? Deniz Gülsün soruyor, doğa üstü fenomenler, güllük yaşam ve kurumlara nasıl aksetmiş örnekler verebilir misiniz? Yani doğa üstü fenomenler diyerek yani doğru anladığım anlamış olursam yine şey mesela nasıl bir tarihçi böyle doğa üstü fenomenler naklediyor. Bu da değişen bir şey. Yani 16. yüzyılın Mustafa Ali, Gelibolu Ali Naima'dan ve daha sonra da sonraki tarihçilerden başka farklı önem veriyor bu olaylarda. Yani bu da değişen, bu da dinamik bir gelişme. Yani nasıl aslında nasıl doğa üstünün insan tarihine, insan dünyasına giriyor. Tamam, daha çok söyleyebilirim şimdi bu kadizeler hakkında falan ama belki o kadar zamanımız olmadığı için işte Zeynep hiç konuşmadı. Zeynep için bir soru var. Ondan sonra Yasemin Akçagüner soruyor. Avrupa'da cadıların tarihine dair bir okumada cadı avlarının kadının yeni gelişen kapitalist sistem içerisindeki rolünü belirlemek ve sınırlamak için ortaya çıktığı yönünde Silva Federici vs. Sizin baktığınız menakibnameler hangi dönemden ve sosyoekonomik dönüşümle bir etkileşimi olduğunu görüyor musunuz? Mesela Osmanlı'da nakit ekonomisinin gelişimiyle ilişkilendirilebilir mi? Teşekkür ederim soru için. Bence yani benim de düşündüğüm daha erken bir döneme aslında işaret ediyor kaynaklardaki cadı figürü en azından tasviri. Benim kaynaklarım 11-15. Yüzyıllarda hani diye sınırlayabilirim belki dönemi. Burada yani daha sosyoekonomik bir okuma yapmak bilmiyorum ne kadar mümkün özellikle benim incelediğim kaynaklarla. Daha çok işte daha sonra da bir soru var aslında ona da bir atıfta bulunmak istiyorum. Ben çünkü neden bunu bir dini kimlik üzerinden okuduğum sormuş Sezer Yılmaz. Onunla da ilişkili yani iki soru ilişkili gibi gördüm ben. Çünkü hani daha da belirttiğim işte bu Anadolu'daki bu İslamlaşma sürecinde cadıyı aslında bir kimlik ayrıştırıcı bir araç olarak kullanması metinlerin. Burada illa kadın, erkek, dişi, eril ayrımı da yok. Bu daha çok Müslüman, Müslüman olmayan ayrımıyla bu dönemin işte bu ihtida döneminin cadı
kavramını tekrardan bir yorumlaması olarak görüyorum ben en azından. Kısaca belki böyle cevaplayabilirim. Ayşe, ne kadar zamanımız var? 15 dakika kadar. 8'de toparlayabiliriz isterseniz. Tamam, biraz. Tabii zaten izleyicilerden, dinleyicilerden gelen sorular sonra sizin web sitenizi ve e-maillerinizi koyacağız siteye. Dolayısıyla o şekilde de size aslında ulaşabilirler. İyi olacak. Yani biz nasıl cevap verebiliriz ve herkese ulaştığı iyi. Çünkü gerçekten ben biraz gördüğüm bütün sorulara, bütün çok ilginç, çok enteresan, çok ilgi çekici. Ne yazık ki biz de çokuz, çok konuştuk. Ars longa vita brevis diye zaman daha kısa. İşte ondan sonra Sila Önder var. Şey soruyor, acaba kriz dönemlerinde yaşanan belirsizlik ile geleceğe duyulan ilgi arasında bir bağ olduğunda söz etmek mümkün müdür? Avrupa bağlamında mesela bu soruyla ilgili hemen ilk akla gelecek örnek kara veba sonrasında astrolojinin patlaması. Yani 14. 15. yüzyıldan itibaren astroloji Avrupa'da çok daha öncekinden de fazla ilgi gösterilmesini kimi bilim tarihçileri kara vebanın yarattığı o mental yıkım ya da mental arayışlar çerçevesinde yaklaşıyor. Bunun bir benzerini Osmanlı dünyasında yani izlerini sürebiliriz diye düşünüyorum. Zaten genelde de yaklaşım o yönde. Yani ne zaman büyük bir deprem olmuş ya da ne zaman büyük bir salgın olmuş, o dönemde sanki müneccimler daha fazla aktif olmuşlar gibi bir kabul var ama hani onun tam da şeyi çıkmıyor doğrusuna söylemek gerekirse. Kaydı. En azından benim kendi araştırmalarım nazarında söyleyebilirim. Tamam. Senem Acar'ın sorusuna cevap verdi mi Zeynep, değil mi? O da yani cadillik ve cinsiyet açısından. Yani cadillik Osmanlı'da cinsiyet açısından nasıl değerlendirilebilir? Avrupa Ortaçağı ile karşılaştırma nasıl yapılabilir? Daha çok kadınlara atfedilen bir olgu mu? Biraz cevap verdim gibi hani ama tabii kısa kısa oldu. Çok tatmin edici olmadı belki cevaplar. Evet, sadece dişil bir cinsiyete sahip olmadıklarından bahsettim. Bu açıdan karşılaştırılabilir tabii. Tezatlığıyla. Avrupa'daki. Evet, İlkerem İlmin Nücüm hakkında soruyor. Araştırmalar yapıyor musunuz? Ve Osmanlı bilim tarihinde bu konuya yaklaşımı nasıldı? Evet, tabii. Tunç'un gelecek kitabı da değil mi? Müneccimlik yani İlmin Nücüm hakkında olacak. Şimdi başka bir şey söylemek istiyor musun Tunç? Yok, çok konuştum zaten. O yüzden hani ekstra bir şey de söylemeyeyim yani. Güseli Gürel. Güseli Gürel iki sorusu var. Olacaktı. Birincisi, anlattıklarınızda doğa üstünün aynı zamanda farklı bir zaman mekan algısıyla alakalı olabileceğini düşündürdü bana. Acaba doğa üstüne bu acılardan da bakılabilir mi? Farklı zaman mekan evet ama hemen yani kendi çevremizdeki birçok şeyde acayip gözlemleyebiliriz. Yani direkt hani onu çok uzağa atmalıyız değil. Yani uzakta düşündüğün bir acayibi yarın öbür gün kendi coğrafyanda da görebilirsin, gözlemleyebilirsin. Bu ejderha ile ilgili verdiğim örnek bunun için iyi bir örnek bence. Yani Çin'deki ejderhalardan bahsederken birden o ejderha Balkanlardaki bir köyde de ortaya çıkabiliyor. Bunun gibi. O yüzden bunu illa mesafe bağlamında görmemeliyiz zamansal yani mekansal olarak.
Ben de bunu söyleyebilirim. Evet. Sanıyorum Deniz Sever'in sorusuna cevap verdin. Zeynep değil mi? Yani yine bu kadın figürü hakkında. Tamam, belki çok zamanımız olmadığımız için yani bence yani cevap verildi zaten değil mi? Sonra yine Zeynep'e Nehir Kovar'dan Müslümanlara davet ediliyor yaratıklar da demiştiniz. Kulukları nasıl görüyorlar? Oradaki hikaye nasıl sonuçlanıyor? Nasıl bir mekanik işliyor? Buna kısaca cevap verebilirim. Hani devlerden bahsettim. Devler daha hibrit figürler bu destanlarda. Hani insan vücuduna sahip olabiliyor. Aslan yüzü, kulakları fil kulaklı olabiliyor. Bunlar da davet ediliyor ama genelde devler kötü karakterler. Onlar öldürülüyor. Cadılar da genelde öldürülüyor. Bu dine daveti kabul etmedikleri için. Sadece cinler daha farklı bir konuma sahip. İslami konseptteki cin kavramına uygun bir şekilde rasyonel varlıklar. Bunlar sünni de olabiliyor. Sadece Müslüman da değil, mezhepsel olarak da doğru yolu seçebiliyorlar. Bu şekilde cevaplayabilirim. Ondan sonra Faruk Akildiz, evet. Gizli ilimlerin gelişimi acaba tasnif metinleri üzerinden takip edilebilir mi? Örneğin İbn-i Sina'nın tasnifinde Furu kısmında kalan bu alanlar Taş ve Pürülüzade'de asıl kısma geçiyor. Bu örnek aradan geçen zamanda gizli ilimlerin nasıl algılandığı gösterebilir mi? Bununla bağlantılı Sufilerin yaptığı zahir ve batın ayrımındaki batın kısmında sayılan ilimleri gizli ilimler ve tasnif çerçevesinde nasıl düşünebiliriz? Evet, bu çok ilgi çekici bir soru. Aslında bundan epeyce yoğun bir bibliografiyası var artık. Tabii ki daha çok Osmanlı öncesi ansiklopediler hakkında ama Taş Kıbrıs'ta ve Katip Çelebi'nin ansiklopedik serileri Arapça olduğu için bu Osmanlı tarihi değil ama İslam tarihiyle ilgilenen uzmanlar bu iki ensiklopedileri de araştırırlar. Ve evet, yani bu çok uzun bir cevap olacaktı. Tabii yani farklı yaklaşımlar var. Bir ensiklopediden başka bir ensiklopediye ve bu mesela ilmi nücum matematik yani riyazat ya da tabi ilimler yani tabi doğa ilimleri ilimlerine ait olduğu büyük bir meseleymiş yani şimdi galiba zaman kalmıyor daha çok detaylar vermek için yani bilmiyorum bakın saat 7'ye 5 oldu ve anladığıma göre Ayşe de bir kapanış birkaç kapanış sözler söylemek istiyor. Ben yani gerçekten bu cevapları hep yani bütünüyle cevaplamak, bu soruları cevaplamak isterdim. Belki de hepimiz. Böyle belki bir şey yapabilir miyiz? Yani bunlar yazılı olarak cevaplamak ve ondan sonra bu bir yere koymak mı olur mu? Evet, olabilir. Şimdi zaten sorular arasında bu oturumun yayınlanıp yayınlanmayacağı da var. Bunu tekrar söylemek istiyorum. O yüzden bu kayıt altına alındı bu konuşma ve hem Anamed'in SoundCloud sayfasında kayda ulaşmak mümkün, dinlemek mümkün, hem de YouTube kanalında izlemek mümkün olacak. Aynı zamanda SoundCloud
sayfasına projeyle ilgili bilgileri de koyuyoruz. Yani projenin sayfasını koyacağız, Twitter, Facebook hesaplarını koyacağız. Dolayısıyla yani bu soruları sormak, size tekrar ulaşmak isteyenler olursa projenin sayfasından e-mailleriniz üzerinden ulaşabileceklerini düşünüyoruz. Aynı zamanda bu soruların da dökümünü alıp size iletmemiz de mümkün olacaktır. O şekilde de ilerleyebiliriz. Gerçekten çok dolu dolu sorular geldi ve herkese ben çok teşekkür etmek istiyorum. Hem katılımcılara, her birinize teker teker teşekkür ederim. Çok yorduk sizi. Aynı zamanda katılımcılara da bu müthiş soruları için çok teşekkür etmek istiyorum ve ne yazık ki artık vaktimiz kalmadı. Saat 8'de toparlıyoruz ama dediğim gibi mutlaka izleyiciler arasında da projeyle bir şekilde ilişkilenmek isteyenler olacaktır. Daha önceki konuşmalarımızda bu şekilde ilişkiler daha sonra konuşma sonrasında da devam etmişti. Onun dışında benim söylemek istediğim yine izleyiciler açısından ve yani özellikle çok yüksek bir katılım oldu. 250 kişiden fazla kişi seyretmeye başladı. Dolayısıyla bu da gerçekten çok müthiş bir şey, çok sevindirici bir şey bizim açımızdan. Ben projenin de yani başarılarını diliyorum ve tekrar tebrik ediyorum proje için herkesi. Ve de bizim açımızdan da izleyiciler, bizi takip edenler için kütüphane konuşmalarının devam edeceğini söylemek istiyorum. Önümüzdeki aylarda da devam edecek. Önümüzdeki ayda, Nisan ayında Andonios Botonakis'in bir konuşması olacak. Koç Üniversitesi bünyesindeki GABAM Araştırma Merkezi'nin dijital koleksiyonları ve müzik üzerine bir konuşma olacak. Dolayısıyla herkesi tekrar bize katılmaya bekleriz. Dolayısıyla iyi akşamlar demek istiyorum. İyi günler farklı coğrafyalarda olanlar için ve umarım tekrar karşılaşırız. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Herkese ve katılımcılara çok teşekkür ederiz. Ve umarız ki gelecek yıllarda daha çok sonuçlar ve hikayeler ve bilgiler verebileceğiz. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.